Merhaba arkadaşlar. Bu videoda backup işlemleriyle devam edelim. Database'imizin üzerinde işlemler yapıldığını farz edelim. Kurumumuzda sürekli çalışılıyor. CRUD işlemleri yapılıyor. Yani create, update, delete işlemleri yapıldığını farz edelim. Yani operasyonel süreçler ilerliyor. Biz olası bir sıkıntı anında tablolarda yanlış bir şeyler silinebilir veyahut da sunucu bazında problemler olabilir. Bunlardan dolayı biz backup almamız gerekiyor. Sunucuyu Win Backup gibi uygulamalarla, imaj bazlı uygulamalarla backup zaten almamız gerekiyor. Ama SQL'i de daha hızlı restore edip daha hızlı dönebilmek için, belli periyodik zamanlara dönebilmek için onun da backup'ını almamız gerekiyor. Backup işlemlerini nasıl yapıyoruz? Database'in üzerine geliyorum. Task bölümüne geliyorum ve buradan backup diyorum. Beni böyle bir ekran karşılıyor. Nasıl bir backup alacağımı burada soruyor. Full backup mı alacağım? Yani database'imin tamamını. Differential var. Eğer elinizde full bir backup varsa differential'la backup alacağınız saatten bir önceki full backup arasındaki farkı alıyor arkadaşlar. Transaction log backup'ta da log dosyasının backup'ını alıyoruz. Burada yapılan tüm işlemlere, işlem anlarına dönebiliyoruz. Bize bunu sağlıyor. Transaction log backup alabilmek için database'imizin restore modunun full olması gerekiyor. Simple modda bu seçenek zaten çıkmıyor. Şimdi ben full backup alacağım ve backup alırken nelere dikkat ediyoruz? Burası database kalıyor. Buradan database'imizi seçiyoruz. Zaten bizim database'imiz AdventureWorks. Gördüğünüz gibi recovery modeli full. Burayı remove diyorum. Buradan backup alacağım yolu işaretliyorum. Ben kurulumda backup noktamı böyle vermiştim. Doğru. E-diskimi vermiştim ve bunun içine bir backup klasörü açmıştım. Yolumu bu şekilde seçebilirim. Sadece backup'ıma bir isim vermem gerekiyor. Full backup aldığım için buna bak diyorum. Okey dedim. Okey dedim tekrardan. Görmüş olduğunuz bir yolu burada belirttim. Şimdi ok diyerek ilerlemiyorum. Medya'ya geliyorum. Medya kısmında bir değişiklik yapmıyorum ben burada. Backup diyorum. Ve burada compress backup diyorum. Yani backup'ımı sıkıştırarak alsın. Daha az yer kaplasın. Medya tarafında da Overwrite'i seçtiğimizde aynı backup üzerine birden fazla farklı backup alabiliyor. Ben bu şekilde çalışmıyorum. Default ayarlarla devam ediyorum. Şu an backup'ım için her şey hazır. Okey dediğim anda backup'ı almaya başlayacak ama ben size script'ini de göstermek istiyorum. SQL Server'ın böyle bir güzelliği var. Her panel aslında arkada bir sorgu query çalıştırıyor. Backup alma query'si de bu şekilde arkadaşlar. Yani burada çalıştırdığım anda bana backup'ı alacak. Hatta buradan CTRL sorgu sayfasına tıklayıp ya da çalıştırmak istediğiniz sadece bölümü seçip CTRL E dediğinizde bu kodu çalıştırıyor. Ya da şuradan execute demeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi F5'te bu sayfayı new query sayfasını çalıştırıyor. CTRL E diyorum. Şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi %30, %40 ilerliyor. Şu an backup alma işlemini yapıyor. Backup işlemi tamamlandı. Şuradan backup dosyama geldiğimde görmüş olduğunuz gibi bu benim restore ederken kullandığım bug'tı. Ben bu database'e veriler girmiş olmama rağmen sıkıştırdığım için 57 MB'a kadar düştü. Ama internetten indirdiğimde 203 MB'tı. Görmüş olduğunuz gibi burada bir backup aldık. Bir de GUI'dan alalım backup'ımızı. Şu an mevcut backup olduğu için ben şunu sileyim. Boşuna bir daha ismini değiştirmiş olmayalım. Şimdi buradan da OK dediğim an sol altta percentage'i görebileceğiz. Çok büyük database'lerde backup işlemi yaparken veyahut da farklı işlemler yaparken buranın bir timeout süresi var. Bazen hata verebiliyor veyahut da ekran donabiliyor. O yüzden büyük database'lerde, büyük işlemlerde query tabından yapmakta fayda var. Gördüğünüz gibi backup başarıyla tamamlandı. Okey dedim, ekranım kapandı ve backup'ımı yine burada görüyorum. Şimdi backup işlemlerinde tekrardan bu sayfaya geliyorum. Gördüğünüz gibi burada backup to disk var, URL var, URL de belirtilebiliyor. URL ile çalışmıyoruz. Disk de şöyle de yapabiliyoruz. Buraya her seferinde elle girmektense cancel diyorum. Backup device ekleyeceğim. Backup device diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada benim yolum hazır. Hatta burada şöyle bir şey yapabilirim.
Backup'ın altına full dedim. Şu yolu kopyalayabilirim. Geldim buraya arkadaşlar. Yolumu yazdım. Bir device name ismi vermem gerekiyor. Full backup dedim. Okey dedim. Okey dedim. Burada bir backup device alanım oluştu. Şimdi tekrardan test bölümüne geliyorum. Backup diyorum. Buradan backup device seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi full backup kısmı bana geliyor. İki ayrı noktaya da böyle backup almış oluyorum. Ama şunu siliyorum. Bakalım şimdi nasıl davranacak. Okey dedim. Gördüğünüz gibi backup'ımız da başarıyla tamamlandı. Geliyorum. Burada sıkıştırmadığım için database'im 250 MB olarak yer kapladı backup'ı ve bir dosya uzantısı yok. Normalde ben buna .bak demeliydim. Burada backup device kısmına geliyorum. Properties'e geldiğimde burada bana bunu değiştirmeye müdahale ettirmiyor. Bu yüzden bunu siliyorum. Ve tekrardan bir backup device ekliyorum. Full dedim ve okey dedim. Şimdi database kısmına, adventure world kısmına geldim. Database'imin üstüne geldim. Task dedim ve backup dedim. Diskimiz seçili. Add diyorum. Buradan backup device seçtiğim an device kısmına belirttiğim klasörüm geliyor. Ve buradan media option'dan compress backup diyorum. Şimdi ben her seferinde backup almak istediğimde compress backup mı diyeceğim? Hayır. Bunun bir ayarı var. Burada SQL Server'ın üzerine gelip Properties diyorum servisimin üzerine. Buradan Advance'e geliyorum. Database Settings'e geliyorum. Buradan Compress Backup diyorum. Sunucu bazında artık bir backup alındığında buna sıkıştırma uygulayacak. Okey diyorum. Şimdi tekrardan Adventure Work'e geldim. Backup diyorum. Full Backup seçili. Add diyorum. Ve Backup Device'ımı da full olarak seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Backup Option'da burada Compression'da bir şey seçmiyorum. Default'ta gelen server ayarlarını uygulasın diyorum. Default'ta biz sıkıştırma uygula dedik. Bakalım uygulayacak mı? Şimdi okey diyorum. Gördüğünüz gibi bitti. Başarıyla tamamlandı. Ve burada en son aldığımız backup. Şu an saat itibariyle 9.32. 57 MB olarak görüyorsunuz. Yani server bazında sıkıştırmayı aktif ettiğinizde uygulanacak tüm backuplarda otomatikmen server'ın ayarını çekiyor. Hiçbir şey değiştirmeseniz bile orada ayarladığımız değere göre alıyor backup'ı. Full backup işlemi bu kadar arkadaşlar. Bunları hızlandırılmış bir şekilde, işinize yarayacak bir şekilde anlatıyorum, göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.